Biz Akil Haber Ajansı, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ajansıyız. Derste aldığımız teorik bilgileri burada pratiğe döküyoruz. Haftalık toplantılarımız oluyor. Haftalık toplantılarımızda öğrenciler kendi haber önerilerini getiriyorlar. Hocalarımızla iletişim halinde bunları tartışıyoruz. Daha sonra kendi haberimizi kendimiz yazıyoruz ve yine öğrencilerden oluşan editör kadromuzda o haberin alanına göre o editörle görüşüp haberimiz üzerinde çalışıyoruz. Şef editörümüz olan hocamızdan geçen onaylı haberlerde web sitemizde, Instagram adresimizde aktif bir şekilde paylaşılıyor. Dönem sonlarında gazete olarak basılıyor bu haberler. Yarışmalara katılıyoruz, ödüller alıyoruz. Bu şekilde bir sistemle çalışıyoruz. Akün TV'de biz haber yapıyoruz. Kişi isterse, muhabir olmak istiyorsa onu eğitiyoruz ve habere gönderiyoruz, haber yazdırıyoruz. Böyle imkanlarımız var. Eğer isterse kurgucu olarak çalışmak isterse kurgu eğitimi veriyoruz. Eğer kameramanlıkla istiyorsa da kameraman üzerine eğitim veriyoruz. Rejide istiyorsa rejide eğitim veriyoruz kişilere. İsteyen arkadaşlarımız 3, ben hepsini almak istiyorum derse de hepsine dahil olup hepsinde eğitim alabiliyor. Sahaya, sektöre hazır bir şekilde eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Güney FM'de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Radyo atölyemizde hocamız bize çok yardımcı oluyor, Suat hocamız sağ olsun. Onunla birlikte farklı projeler sunuyoruz diğer insanlara. Yani yakında Karasal'a da çıkmayı düşünüyoruz. Şu an 91.3 yayındayız. İstersek işte gidiyoruz mesela, kendi projemizi sunarak band kaydı alıyoruz. Onun dışında beğenilirse canlı yayına çıkabiliyoruz. Canlı yayından ziyade şu anda podcast düşüncemiz var. Podcast yapmayı düşünüyoruz ki gelen arkadaşlarımız da podcast yapabilir. Yani yeni fikirlere her zaman açığız. Makyaj Kara Atölyesi, İletişim Fakültesi uygulama bilimlerinden bir tanesi. Öncelikle amacımız yarışmalara projeler hazırlamak ve halk ilişkiler sektöründe uzman insanlar yetiştirmek aslında. Sahadaki deneyimi mezun olmadan fakültede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir nevi staj deneyimi gibi de adlandırabiliriz bu durumu. Organizasyon, koordinasyon, grafik tasarım, sponsorluk bağlantıları gibi bağlantılar kurarak kendi gelişimimize ve projelerimize destek sağlıyoruz. Ve içerideki ekipmanlarımızdan sınırsız derecede faydalanabildikleri için hem kendi şahsi işlerini, hem okulla ilgili projelerini, hem de sahada edinmeye çalıştıkları o deneyimi, ilgi duydukları alanları atölyemizde geliştirebiliyorlar. Biz IFA olarak öncelikle bir film atölyesiyiz. Biz burada üretmek isteyen arkadaşları, hevesli olan arkadaşları aslında aramızda görmek istiyoruz daha çok. Çünkü bu atölyede kendi yağımızla kavruluyoruz. Bizim asıl amacımız sektörden önce bir şeyler görmeleri. Yani nasıl söyleyeyim, sektöre atılmadan önce kendi filmlerini çekip o sıkıntıları yaşamalarını aslında biz bir nevi istiyoruz. Ve uygulama atölyesiyiz, daha çok uygulama yapıyoruz. Eğitimlerimiz oluyor, çeşitli eğitimlerimiz oluyor, film söyleşilerimiz oluyor, film ekiplerinin katılımıyla oluyor tabii ki bu söyleşiler. Bunlar da çok verimli oluyor sektör için ama daha çok biz arkadaşların ne yapmak istediklerini aslında karar vermelerini sağlıyoruz. Atölyelerden en temel farkımız şurada başlıyor. Gördüğünüz gibi burada geçmişten günümüz olan tüm ulaşım araçları var. Biz en eskiden en yeniye nasıl ulaşabilir, en güncelliği nasıl yakalayabiliriz? Ve bu en güncelliği yakalarken öğrencileri nasıl bunun içine katabiliriz? Yani biz öğrenci olarak ne yapabiliriz bunun içinde? Bunu hedefliyoruz. Başladığımızda mesela en basitinden bir sosyal medya tasarımını hep beraber nasıl yapabiliriz? Öğrenciler bunun için aktif olarak onlara da o sosyal medya tasarımlarını yaptırarak mesela ne bileyim en ufak bir Instagram postunu nasıl hazırlayabileceklerini öğretelim grafik anlamında. Ya da bu alanda uzman kişilerin buraya gelip bize neler öğretebileceğini, bunlar üzerine öğrencilerle beraber bilek bileğe hani hep beraber bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bizim amacımız ve doğrultumuz bu yönde. Geçmişten günümüze.